Cevizde kabuğa kalem aşı. Arkadaşlar biz bunu sonbaharda ön kesimini yaptık ve bugün tekrardan bir daha kesimi tazeledik. Şimdi kabuğa kalem aşı yapacağız. Bu ağacımız 55-56 yaşlarında. Ağacımızın üstünü kesmeden önce buralardan çizik attık ki ağlasın aşağıya doğru. Görüldüğü gibi ağacımızın motorlu tesisat çıktığımız kısmını almamıza rağmen içteki kabuk, yani taze kabuk çok ince. Ondan dolayı da arkadaşlar tek çizik ve yanaştırma aşı yapacağım. Yani çorum aşı yapacağım. Buralar hepsini çizdim, yerlerini ayarladım. Kolay olsun diye. Şimdi böyle bu şekilde kabuğumuzu açıyoruz. Kalemimizi böyle hazırladık görüldüğü gibi. Dış kısmını hafiften aldık. Şimdi kalemimizi şöyle takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Normalde ıskapire de yapılabilirdi ama bunlar ıskapire yapma şansımız yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü iç kabuk çok ince. İç kabuk çok ince olduğu için de çok kolay atıyor hemen. Gördüğünüz gibi kalemlerimiz sımsıkı oturacak arkadaşlar. Bu şekilde şöyle takalım bir kalem. Görüldüğü gibi kalemlerimiz sımsıkı girdi. Çünkü kabuk salmıyor arkadaşlar. Dış kabuk çok kalın. İç kabuk çok ince. O da çok uğraştırıyor motorlu testereyle. Ondan dolayı da yanaştırma aşı yapıyoruz. Şimdi bunu da tek çizik aşı yapalım. Böyle tam ortaya kalemimizi takalım. Bu da tamam. Bir saniye. Şöyle şurada kaldı iki kalemimiz. Bunlar da aynı yine tek çizik. Bu şekilde kalemlerimizi taktık arkadaşlar. Şimdi bunu saracağım. Bıçağımız N690 kilitli modeli. Bu şekilde bastırıyoruz ve kilitliyoruz. Şimdi stecimizi sarayım arkadaşlar. Ortadan çekersen şeyin ortasını tam. Aşımızın ortasını. Böyle sarıyoruz arkadaşlar. Bir daha getir. Sonra gel.
Altlarına gelir. Getir. Burada şahsı bırak. Güzel. Şöyle sen simetri boşu şöyle. Tamam bırak. İp getireceğim. Hadi. Biraz daha uzun yok mu? Balayı mı uzun? Neyse gerek yok. Balayı mı değil mi? Yok bir alet. Olur toprağını. Sen de evlensin başkanım. Şimdi poşetler ek olduğu için arkadaşlar şöyle bir tane de kalemlerimiz dışından koyalım. Şimdi aşı yaptık bitmedi arkadaşlar. Bunun gövdesini su bazlı plastik tavan boyasıyla kesinlikle boyanması lazım. Boyamazsanız akşam güneşi ağacınızı yakar. Aşılar da zor tutar. Bu çok önemli. Buraya soğan bile ekebilirsiniz yani o kadar. Şimdi buna 10 tane kalem taktık. Niye 10 tane kalem taktık arkadaşlar? Yarayı çabuk kapatsın, kallı soluştursun. Şimdi bu ağaçlarda, bu altları ağlayan yerleri, şuraları bakın su ağlıyor. Bu 2-3 güne bir köpük yapar, tıkanır. Burası tıkanmaması için sürekli böyle 3-4 güne bir takip edilmeli. Su yukarı vermemesi gerekiyor. Eğer su yukarı verirse ağaçlar kesinlikle tutmaz. Yani mesela aynı gün ağacı kestim, ağaçlandı diyen arkadaşlar var ya. Biz bu ağacı sonbaharda kestik arkadaşlar. Yani dün bugün değil. Macunumuz da sıvı macun, aş ve budama macunu. Bunun özelliği hem onarıcı özelliği var hem de kapatma özelliği var. Böyle sürüyoruz. Yeter. Bu şekilde bunu ister fırçayla sürebilirsiniz. Şu anda bir tane ağaç yaptığımız için fırça kullanmıyoruz. Dibinde mi kalmamış? Almışlar. Var abi de koy biraz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Aşımızı tamamladık. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Onlar bir sıkıntı yok. Bir şey ver burada bir. Çöp gibi bir şey ver. Deleyim şimdi de. Şimdi bunların şu altlarını da delelim arkadaşlar. Buraları yağmur suyu birikmesin burada. Hepsi bu. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın.